Aslında sigara bağımlılığının ne olduğunu, diğer bağımlılardan hiçbir farkı yok. O da bir madde. Hatta Dünya Sağlık Örgütü sigara tanımını şöyle yapıyor. Her gün en az bir adet sigara kullanımı diye şey yapıyor. Aslında kişinin bu bağımlılık üzerinde, özellikle tütün kullanımı üzerinde denetimi sağlamamasına bağımlılık diyor. Ve buna bağlı aslında işte özellikle KOAH hastalığı, akciğer büyük bir zarar veriyor bununla ilgili. Dünya Sağlık Örgütü özellikle diyor şu anda 15 yaş ve üstü dünyada 1,2 milyar sigara kullanıcısı ve 2025 yılında yaklaşık bu 1,6 milyara denk gelecek şekilde bir artış, eğer iyi bir şekilde şey olmazsa. Bununla ilgili tabii herkese sorumluluk düşüyor, yani bu bağımlılıkla ilgili. Biz çünkü bağımlılık her ne kadar biz desek de sadece kişiye zarar veriyor ama aslında kişinin ailesine ve kişinin yakınlarında içen kişi varsa, pasif içiciye bağlı, onlar da etkileniyor bununla ilgili. Bu açıdan aslında sigara ile kişinin sadece işte ben tek içiyorum, başkası zarar olmuyor gibi bir durum değil. Aslında herkes zarar görmeye başlıyor bununla ilgili. Özellikle bu pandemi sürecinde aslında sigara içenlerin yoğun bakım öyküsü çok daha sıkı bir şekilde, daha kötü oluyor. Sigara ciddi anlamda kişinin bağışıklık sistemine büyük bir zarar veriyor ve bu da ne? Beraberinde aslında bütün hastalıkların karşı savunmasız hale getiriyor. Sigaranın içinde yaklaşık 4000'e yakın zararlı madde var. Yani bunlar işte çakmak kazı, biyotin gibi zararlı maddeler var. Çünkü sadece nikotin bazlı değerlendirmemek lazım. İşleme sırasında fare zehri, bir sürü aslında zararlı maddeler var ve bunlar aslında beraberinde kişiye zarar veriyor. Özellikle Ramazan ayına denk gelmesi sigara bırakma açısından çok değerli bir şey. Çünkü kişi sigara içilmediği bir davranışı gün boyunca fark etmesi aslında bırakabildiği teması yavaş yavaş işlendiği zaman kişi bunun üzerinde denetim sağlayabildiğini fark eder yani. Bu açıdan aslında bu süreci çok iyi bir şekilde değerlendirebiliriz ve davranışsal o bırakma sürecini iyi bir şekilde organize edip aslında bırakma ile ilgili sağlıklı bir şekilde süreç olabileceğine inanıyorum yani bununla ilgili. Pandemiyle beraber aslında sigara içme oranı düştü. Özellikle yoğun bakımı, o korkutucu kişi öykülerinden dolayı gerçekten ciddi oranda düşmeye başladı. Ama bu yeterli değil. Kişiler gerçekten sağlık kuruluşlarından destek alıp, çünkü sadece tek başına bırakma girişiminde olan bir sürü insan oluyor ve bırakmaya çalışıyor. Hatta bununla ilgili yani %70-%90 arasında girişimleri oluyor ama bu girişimler başarısız oluyor. Bununla ilgili Alo 170 bir sigara bırakma hattı var bununla ilgili ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı takım kuruluşlar var. İşte hatta Batman'da da sağlık hayat merkezlerinde sigara bırakma poliklerine de gidebilirler bununla ilgili. Sadece kişiler işte tek başıma bırakır mı yerine aslında destek alıp bu süreci, gerekirse işte bazı ilaçlar da var, bununla desteklenmesi çok daha yerinde olur. Aslında hepimize bir sorumluluk düşüyor bununla ilgili. Çünkü neden? Kişiler sigara ulaşılabilirlik arttıkça içme davranışı artmaya başlıyor. Yani bulunduğu, yani eğer mutfakta içiyorsa daha fazla içmeye başlar. Bu açıdan lütfen hani sigara içme davranışının aslında ulaşılabilirliği azaltılması gerekiyor. Şu anda özellikle Dünya Sağlık Örgütü maddeler arasında en tehlikeli olanı sigara olarak görüyor. Çünkü neden? Kullanımı, ulaşılabilirliği çok rahat ve bundan dolayı içme davranışı çok daha sık. Bu açıdan bununla ilgili aslında ulaşılabilirliğin azaltmak ile ilgili bütün halk olarak aslında hepimize bir takım sorumluluklar düşüyor. Türkiye'de özellikle sigara içme sıklığı ile ilgili 15 yaş ve nüfusta kadınlarda %17,5, erkeklerde %41,8, toplamda da %29,6 bir oran var. Gençlerde ise aslında 13-15 yaş sigara kullanım oranı %12,1, erkeklerde %23,2. Bu oranların düşürülmesiyle ilgili hepimize bir takım sorumluluklar düşüyor ve bundan dolayı aslında evet bir takım yaptırımları var
ve gerçekten bizim halk olarak, birey olarak sorumluluklarımızı yerine getirip bu konuda kişileri en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendirmemiz lazım. Çünkü kişiler gerçekten kendi kendine bırakma deneyimleri sadece olmuyor ve bu konuda sigara bırakmış olan kişilerin deneyimlerini de aslında başvurup bu konuda bırakma ile ilgili de bir yol haritası çizebilirler. Sigarasız bir hayat dileğiyle diyorum. Teşekkür ederim. Yani.